Hello and welcome to the new one. Karşın İngilizce'de bugünkü konumuz conditionals, type 0. Conditionals genelde if ile yapılır ve iki cümleden ibarettir. Biri if'li cümle, eğer böyle bir durum olursa, diğeri de sonuç cümlesi, böyle bir sonuç olur. Conditionals'ın type 0, type 1, type 2, type 3 ve mixed type dediğimiz farklı şekilleri var. Bu videoda bol bol örneklerle type 0'nın kullanıldığı yerlere bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Kullanım açısından type 0 present simple'a benzer. Her zaman için doğru olan durumlarda kullanırız type 0'yı. Yani geçmişte böyle bir durum olduğunda böyle bir sonuç oldu. Bugünlerde yine aynı sonuç oluyor ve gelecekte de aynı sonuç olacaktır. Yani bir durum otomatik olarak her zaman aynı sonuca sebep oluyor. For example, if people eat too much, they get fat. If people eat too much, they get fat. Eğer insanlar çok yerse şişmanlar. Bu her zaman için böyleydi. Ve gelecekte de böyle olacak. Cümle yapısı şöyle arkadaşlar. Koşullu cümlemiz if artı present simple. Sonuç cümlemiz yine present simple. Yani iki cümle de present simple'da olacak burada. If the doorbell rings, the dog barks. If the doorbell rings, the dog barks. Eğer zil çalarsa köpek havlar. Bunu her zaman yapar. If I can't sleep, I listen to the radio. If I can't sleep, I listen to the radio. Eğer uyuyamazsam radyo dinliyorum. Yani uyuyamadığım her zaman radyo dinlerim. Ek olarak şunu belirtelim. Type 0'da if'in yerine when kullanırsak cümlenin anlamında hiçbir değişiklik olmuyor. Az önceki if people eat too much, they get fat cümlesi when people eat too much, they get fat dersek yine aynı anlama gelmiş oluyor. Hiçbir farkı yok. Evet, bir örnek daha. If the company fails, we lose all our money. If the company fails, we lose all our money. Eğer şirket başarısız olursa bütün paramızı kaybedeceğiz. Evet, şimdi sıra sizde. Şu cümleyi İngilizceye nasıl çeviririz? Eğer yorgun isem erken uyurum. Eğer yorgun isem erken uyurum. Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Haftaya type 1 geliyor. O videoyu da kaçırmayın. See you on the next one. Bye bye.